Bozyaka Devlet Hastanesi'ne geldim. MR'ımı oradaki doktora göstermek için. Doktor elimdeki filmleri aldı, MR sonucumu aldı ve şöyle havaya doğru kaldırarak baktığında yüzüme baktı ve dedi ki ya dedi yaşın da çok gençmiş ama dedi maalesef dedi sende beyin tümörü var dedi. Bu beyin tümörünün de dedi Türkiye'de tedavisi yok dedi. Ameliyat olursan da dedi %70-%80 felç olursun dedi. Eğer ameliyat olmazsan da ölürsün dedi. Allah'a dua etmekten başka bir şey kalmadı. Ben imza attım denemeyi kabul ediyorum diye. Çocuklarım dışarıdaydı. Benim için zordu. Cihaza bağlandık. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlarımız. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, şu an hastane bahçesindeyim. Sizlere hastane bahçesinden sesleniyorum. Yeşilyurt, Katip Çelebi Üniversitesi Askeri Hastane ek binasındayım değerli arkadaşlar. Neden buradayım? Neden kendi hastanemde değilim? Yaklaşık 3 aydan beri değerli arkadaşlarımız randevu almak için uğraşıyoruz. MR için. MR randevusunu 1 aya verdiler. 1 ay doldu. 1 ay dolduktan sonra tam hastaneye giderken gece saat 4'te beni aradılar. Hastane bahçesine dahi girmiştim. Dediler ki cihazımız bozuldu. Gelmeyin dediler. Gece saat 3'te kalktım. Ulaşabilmek için 4'te hastane bahçesine geldim değerli arkadaşlar. Tam hastane bahçesine girecektim ki telefon ettiler. Telefonla aradılar. Dediler makinemiz bozuldu. Gelmeyin dediler. Peki dedik. Geriye döndük ve tekrardan bir ay daha ileriye bize MR randevusu verdiler sevgili arkadaşlar. MR randevumuz çekildi. Bu sefer de doktora görünmek için 15-20 gün randevu alamadık. Bir daha doktor randevusu almak için 15-20 gün bekledik. Yani toplamda 3 aya yakın zamandır bir MR'ı çektirip doktorumuza gösteremedik. İnşallah bugün 1 Eylül itibariyle apar topar Kütahya'dan, köyümüzden düğün çekimlerini yaptıktan sonra İzmir'e geldim. Eşimi Kütahya'da bıraktım ve inşallah bugün doktora gösteririz. İnşallah şansım yaver gider. Sizlerden dua bekliyorum sevgili arkadaşlar. Allah'ın izniyle ben eminim. İnşallah hiçbir şey çıkmayacak. Uzun zamandan beri biliyorsunuz birçoğunuz belki eski videolarımızı takip ediyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. 2012 yılından bu yana beyin tümörüyle mücadele ediyoruz. Çok şükür kendimi iyi hissediyorum. Uzun zamandan beri de bitkisel ilaçlarla besliyorum değerli arkadaşlar. Doktorlar yaklaşık 3 ay ömür biçmişlerdi. Çok şükür 10 yılı geride bıraktık. Hala yaşıyoruz. İnşallah gene sonuçlarımız güzel çıkacak. Sizlerle gene beraber olacağız sevgili takipçilerimiz. Dualarınızı bekliyorum inşallah. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Tekrar karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle sizlere müjde vermek istiyorum. Gerçekten çok sevinçliyim. Çok şükür. Allah'ımıza bir şükür. Uzun tedavilerden sonra doktorumuz şeyleri inceledi. Bütün tahlillerimizi inceledi. MR sonuçlarımızı inceledi. Allah'a şükür hastalığında herhangi bir atak olmamış. Herhangi bir gelişme olmamış. Tamamen eskisi gibi yerinde duruyor. Doktorlar dedi ki ne yaptın da bu şekilde bu kaldı. Sevgili arkadaşlar, bundan yaklaşık 10 sene önce 2012 yılında hastalığım nasıl başladı? Öncelikle sizlere onu izah edeyim. Zaman zaman kalkıp yataktan kalktığımda dengem bozuluyordu ve düşüyordum arkadaşlar. Ya da sendeleniyordum, yolumu kaybediyordum. Ne kadar doktora gittiysem, hangi doktorlara gittiysem hepsi dediler ki vertigo bu, kulak taşın yerinden oynamış. İşte sağa çeviriyorlar, sola çeviriyorlar, eve gönderiyorlar. Gene 3-4 gün sonra aynı şekilde başka bir hastaneye gidiyorum.
Ege Üniversitesi İstanbul'daki hastanelere, birçok hastaneye, özel hastanelere gittim. Hepsi de aynı şeyi söylediler değerli arkadaşlar. Hiç kimse demedi ki yani bir MR çekelim, bakalım ne var diye düşünmediler sevgili takipçilerimiz. Ta ki ne zamana kadar? Yaklaşık aradan 2 yıl bu şekilde geçti ve daha da hastalığım ağırlaştı. En sonunda Ege Üniversitesi'ne tekrar gittim. Doktora anlattım. Doktor bey dedim, yani uzun zamandan beri ben dedim bu şekilde rahatsızlığım var. Hiç kimse dedim MR çekmiyor. MR çekmediği için de dedim hastalığımı bilemiyorlar. Beni dedim sürekli eve gönderiyorlar. Benim dedim dengem bozuluyor. Yataktan kalktığımda dengem bozuluyor dedim ve sağ olsun, Allah razı olsun, oradaki doktor bana MR yazdı. Ancak MR'ı 6 ay sonraya verdiler değerli takipçilerimiz. Tabii benim 6 ay bekleyecek zamanım yoktu. Özel hastaneye gittim ve MR'ımı çektirdim. Bozyaka Devlet Hastanesi'ne geldim. MR'ımı oradaki doktora göstermek için. Doktor elimdeki filmleri aldı, MR sonucumu aldı ve şöyle havaya doğru kaldırarak baktığında yüzüme baktı ve dedi ki ya dedi yaşın da çok gençmiş ama dedi maalesef dedi sende beyin tümörü var dedi. Bu beyin tümörünün de dedi Türkiye'de tedavisi yok dedi. Senin dedi yapabileceğin tek şey dedi ameliyatla dedi ancak dedi belki dedi bir şans olabilir. Ameliyat olursan dedi %70-%80 felç olursun dedi. Eğer ameliyat olmazsan da ölürsün dedi. Bize böyle iki tane seçenek sundu. İkisi de bizim için gerçekten çok zordu. Ameliyat olursan dedi felç olursun, olmazsan da dedi ölürsün dedi. Çünkü bu dedi bütün dedi sinir sistemlerinin dedi arasından geçen kulak, göz, burun bütün sinirlerin ortasına yerleşmiş olan bir tümör dedi ve bunun dedi ameliyat şansı da dedi çok fazla yok dedi. Eğer şayet dedi illa ameliyat olma ihtimali de olursa dedi felç kalırsın dedi. Başka dedi bir seçenek yok dedi. Şu anda maalesef dedi bu imkanlarla dedi şu anda Türkiye'de tedavi şansın yok dedi. Belki dedi yurt dışlarında falan dedi tedavi olabilirsin dedi, bir araştır dedi. Tabii her ne kadar nerelere gittiysek, Ege Üniversitesi özel hastaneler, Ankara Gazi Üniversitesi, Ankara'daki hastaneler, herkes bize aynı şeyi söyledi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok dediler. Biz de Allah'a dua etmekten başka bir şey kalmadı. Ve araştırmaya başladık tabii. Almanya'da bu bir cihazın olduğunu, Sarbir Naif denilen, yani uzay nesne denilen bir cihazın olduğunu, bu cihazla denenebileceğini, ancak bugüne kadar da böyle bir hastalıkta deneme olmamış. Onun da ne kadar şans olduğunu bilmiyorduk. Tabii her şeye rağmen biz şansımızı denemek istedik ve Almanya hazırlıkları başladı sevgili arkadaşlar. Almanya hazırlıklarımız başlarken Türkiye'de Acıbadem Hastanesi'ne bu cihazın geldiğini duyduk. Biz Almanya hazırlıkları yaparken Türkiye Acıbadem Hastanesi'ne bu cihaz gelmiş arkadaşlar. Acıbadem Hastanesi ile iletişime geçtik. Bir seansının o zaman için 35 bin lira, yani şu günün parasıyla 350 bin lira falan olduğunu bize söylediler. Tabii biz parayı pulu gözümüz görmüyordu arkadaşlar. Elimizde ne var ne yoksa sattık ve Acıbadem'deki hastaneye tedavi amaçlı gittik değerli arkadaşlar. Daha sonra bu arada Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne bu cihazın geldiğini duyduk. Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne irtibat kurduk değerli arkadaşlar. Oradaki doktor bu cihazın Türkiye'de çok yeni olduğunu, henüz hiçbir yerde denenmediğini, ancak senin üstünde denenmemizi kabul etmemi istediler. Ben dedim zaten ya felç olacağım, Allah korusun şansım yok, ya da öleceğim. En iyisi deneyin dedim. Oradaki doktorlar da Allah razı olsun üzerimizde bu cihazı denemeye karar verdiler. Bütün hazırlıklar yapıldı. İşte çelik maske falan döküldü. Kafamıza uygun her şey yapıldı. Tahliller yapıldı. Ve ben imza attım denemeyi kabul ediyorum diye. Çocuklarım dışarıdaydı. Evet arkadaşlar, gerçekten benim için zordu.
cihaza bağlandık. Çocukların dışarıda beni bekliyorlardı. Ben de ne zaman bakalım felç olacağım diye yaklaşık 35 dakika sürdü o cihaz. Sürekli elim ayağım böyle oynatıyorum hangi dakika felç olacağım diye. En sonunda alarm zili çaldı. Baktım hala elim ayağım oynuyor. Ve oradaki teknisyen yanıma gelerek dedi çok büyük bir şansım var dedi. Gerçekten dedi cihaz dedi çok başarılı şekilde dedi operasyonu yürüttü dedi. Ve kalktım oradan. Ondan sonra o teknisyene önce sarıldım. Daha sonra da dışarıda ağlayan eşime çocuğuma sarıldık ve böylelikle çok şükür o gün CyberKnife denilen cihaz üzerinde denendi ve daha sonra yapılan tekniklerde %90 oranında başarı olduğunu gördük. Ve tedavilerim devam etti. Ondan sonra kontrollerime gitmeye başladım. Kontrollerde tümörün küçülmeye başladığını bize söylediler sevgili arkadaşlar. Allah razı olsun o cihazı yapanlardan, o doktorlardan. Zaman zaman kontrollere gidiyorduk. Son kontrolümüzde bugün yapalım dedik arkadaşlar. Bütün tahlillerimiz, MR'larımız yapıldı ve çok şükür o günden bugüne hiçbir gelişme olmamış. Olduğu gibi hastalık yerinde duruyor. O yüzden çok mutluyum şu anda. Sevinç gözyaşları bu değerli arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Evet sevgili arkadaşlar, gerçekten bugünlere kolay gelmedik. Çoluğumla, çocuğumla, eşim, özellikle kızlarım, eşim üzerimde çok titrediler. Hatta 3 ay yaz mevsiminde benim yanımda karpuz yemediler. Şeker oranı yükselmesin diye hiçbir şey yemediler, sofraya koymadılar. Onun yanında değerli arkadaşlar, eşim ağlamak için evde ağlayamadığı için gidip dışarıda bahçelerde, parklarda ağlıyordu. Ben bunun farkındaydım. Böyle bir zaman geçirdik. Mücadele verdik. Hep beraber ailecik mücadele verdik sevgili arkadaşlar. Ailemizle sımsıkı kenetlendik ve dimdik ayakta durduk değerli arkadaşlar. Hayata pozitif baktık ve sımsıkı sarıldık hayata değerli arkadaşlar. Önce Allah, başta Allah'ın yardımıyla, sonra sizlerin duasıyla, iyi insanların duasıyla değerli arkadaşlar bugünlere geldik. Çok şükürler olsun Allah'ımıza. Ne kadar hamd etsek azdır değerli arkadaşlar. Bugünü gördük. Bugün çok mutluyum. Bugün tekrar anamdan doğmuş gibiyim. Allah'ımıza bir şükür. Şu anda artık tamamen beyin tümörüyle ilgili bir sorunumuz kalmadı. O günden bu yana da herhangi bir büyüme olmamış. Tümörün etrafındaki bu CyberKnife denilen cihaz büyüyen hücreleri kestiği için artık tümör orada olduğu yerde kalıyor ve zamanla bu tümör oradan yok olup gideceğini söyledi doktorlar değerli arkadaşlar. Bana ne zarar oldu? Şu anda sol kulağıma zarar oldu. Sol kulağım %90 oranında duyma yetisini yitirdi arkadaşlar. Bunun tamamen kalıcı olduğunu doktorlar bize söylediler. Çok şükür bunun dışında herhangi bana bir etkisi olmadı. Hayata daha güçlü ve daha sıkı olarak devam edeceğiz. Bundan sonra kimseye bir kötülük yapmadık. Herkese elimizden geldiği kadar iyilik yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bizim fıkratımızda hainlik, ihanetlik, nankörlük yok arkadaşlar. Allah'ımıza çok şükür, Allah bize öyle bir şey vermemiş, bir özellik vermemiş. Biz nerede bir gariban, nerede bir düşkün varsa hep onların yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Hiçbir kötülük bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Şunu da söyleyelim, hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kar kalmayacak arkadaşlar. Gerek Allah katında, gerek adalet katında herkes yaptığının cezasını çekecek. Sevgili arkadaşlarım, sizleri seviyorum. Uzun zamandan beri birçok takipçimiz, birçok kanalımızdaki arkadaşlar merak ediyorlar sonucu. Sonuçlar çok güzel sevgili arkadaşlar. Hep beraber mutlu günlere devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Aynen arkadaşlar, hastalığımızda bir ilerleme yok. Gayet güzel, her şey yolunda. Çok şükür hastalığımız hatta yavaşlamış ve durmuş. Artık tümörden eser yok diyebiliriz. Olduğu yerde o hapse oldu arkadaşlar. Sağlıklı günlere hep beraber yürüyeceğiz. Allah'a emanet ediyorum sevgili takipçilerimiz, hepinizi. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.
Allah'a emanet olun.